Merhaba değerli dostlar. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Şubat ayının 5'i ve ben yaklaşık 20-25 günden bu yana, ocağın 10'undan bu yana arılarımızı açamadık. Çünkü havalar soğuktu, çok yağmurlu gitti. 25 günden sonra ilk defa kovanlarımı açıyorum. Sırayla hepsini kontrol ediyorum. Kovanlarımı da sırasıyla size göstermeye çalışıyorum. Şu an neye bakıyoruz? Arıların stok durumuna bakıyoruz. Yani bahardan yapmış oldukları ballar ne durumda? Açlık var mı? Ve en son 1 ay önce vermiş olduğum kekler bitmiş mi? Yoğunluğu nasıl? Yavrusu var mı? Ana görebilsek anayı kontrol edeceğiz. Şimdi bu kovanımı açıyorum arkadaşlar. Hep birlikte ya Allah ya Bismillah. Ya Allah diyoruz. Evet. Havalar çok soğuktu. Bu kovanımı biraz böyle soğuğa karşı korumak için şey yapmıştım. Bunun peteği duruyor arkadaşlar. Hiç tüketmemişler hemen hemen. Çok az tüketim yapmışlar petekten. Kekten. Gördüğünüz gibi kek neredeyse olduğu gibi duruyor. Çok az tüketmişler. Evet. 1, 2, 3 tadarı var. Bunun mevcudu bayağı azalmış arkadaşlar. Yani mevcut az. Son çıtada şekilde gördüğünüz gibi biraz bal var. Ama üzerinde bir avuç arı var. Ondan önceki petekte de yine aynı. Çok fazla arı yok. Bu şekilde. Evet. Bu peteklerde bir şey yok. Arı mevcutu azalmış. Evet, bu çıtada arımız var. Çıtada arımız var. Balımız da var. Evet, bu şekilde. Böyle getirmişler buraya teknik. Muhtemelen bunun karşısı yavrudur. Fazla bir yoğunluk kalmamış. Balı var. Mevcudu az. Anamızı görelim burada. Neden bu azalma var? Ana var mı içinde? Ana var gibi duruyor. Bal durumu çok iyi. Zaten kemer balları var. Azalmış. Kapalı yavrusu var. Lan oynayın gelirse muhtemelen yavru olacak diye düşünüyoruz. Burada ana arıyı görüyoruz. Burada bakayım. Ana burada arkadaşlar. Şunu göstereyim. Yavru burada geziyor. Anamız geziyor. Tamam, anamız var. Güzel. Burada biraz kapalı yavru var. Ama bu çoğalacaktır diye tahmin ediyorum. Anamız geziyor, balımız var. Mevcudumuz bayağı azalmış. Ama şükür kıştan çıktı. Evet, duvar çıtasına bakalım. Evet, burada güzel balı var. Şöyle göstereyim. Kemer balı var. Yani polen gelince burada böyle güzel balı var. Arının stoğu gayet güzel. Burada güzel polen yapmışlar. Tek tük polen var. Mevcudu az.
portakal kabuğu kullanıyorum dumanda. Biraz daha doğal olur diye. Varova için belki bir faydası olur diye. Bildiğiniz gibi arılar dumandan etkilenmiyor. Ama varova dumandan etkileniyor. Evet, çok az arısı var. Toplasanız 3 çıt arısı var. 5 çıta girmişti kışa. Normal görüyorum. Bal durumu da iyi. Anamızın da işte yumurtaya teşvik etmek için belki bir teşvik şurubu verebiliriz. Bu şekilde kapatıyorum gerilimi. İkimiz var. Zaten keki tüketmediklerinden mevcudun az olduğu belliydi. Evet, buna bakacağız. Bunun yavru durumunu arttırmak için anayı teşvik edeceğiz. Belki bir günden sonra dışarıdan polen gelirse, ana da poleni görünce yavrulayacaktır. Bu kovanım da bu durumda. Biraz zayıflamış gördüm ama şükür yine kışı atlattık. Kovan sönmemiş. Anamız içinde. Bakacağız. Bundan sonra takip edeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Kovanı bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Eminim bundan sonra toparlayacak. Bunu kapatacağım. Diğer kovanıma geçeceğim. Çünkü 25 gündür açmıyor. Gerekirse destek vereceğiz buna. Şimdi bu kovanıma geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bu kovanımı açacağım. Bütün kovanlarını kontrol edeceğim. Bakalım bunun durumu nasıl? Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Evet, bundaki mevcut güzel arkadaşlar. Bundaki mevcut güzel. Yani görünüşünden belli ediyor arı. Kekini aynı koymuştum kekleri, aynı tarihte. Bakın bu bitirmeye gelmiş. Son çıtada biraz arısı az. Ama teklik onun üstünde de var. Bu da yani biraz zayıflamış. Şurada biraz bal var. Arı işte teklik arı var orada. Alt taraftan propolis yapmışlar. Eteği bağlamışlar birbirine. Evet. Şimdi evet, güzel ağır bir çıta. Burada biraz bal, biraz da arı var üzerinde çalışıyor. Evet, burada çok güzel balı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu balları arı kendi yaptı. Yeni dünyanın balı bunlar. Gerçekten de çok güzel. Öbür taraftaki balı tüketmişler ama burada var. Bir yandan sıra açıyorlar. Bir yandan balı tüketiyorlar. İyi. Stok durumundan yani arının yiyeceği var arkadaşlar. Benim için en önemlisi bu. Yani en önemli olanlardan biri arının kışa çıkarken yiyeceği var. İyi bir şey. Burada da çok güzel bal var. Gördüğünüz gibi güzel yarıya kadar kemer balı var. Alt tarafta da muhtemelen arılarımız etekleri temizliyorlar. Anaya yumurta alanı açıyorlar. Şöyle bakıyorum günlük yumurta var mı diye.
Evet, ana buraya yumurta atmış galiba arkadaşlar. İçeride günlük yumurta var gibi gözüküyor. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Yumurta var arkadaşlar, günlük yumurta. Güzel. Güzel balları var maşallah. Evet, bu çıtada bari kapalı yavru görürüz inşallah. Kapalı yavru göremedim. Bunu da göreceğimi umut ediyorum. Evet, burada da aynı kemer balı var. Yavru alanı açılmış. Hazırlıklar başlamış. Anarımız burada arkadaşlar. Şurada. Evet, anarımız geziyor. Şükür anamızı da gördük. Evet, gördüyseniz anayı bir daha göstereyim size. Bakın burada. Anarımızı da gördük. Muhtemelen yumurta atacaktır. Ondan sonra. Evet, burada da gördüğünüz gibi balın sırrını açmışlar. Kapalı yavrusu yok. Göremedim. Ondan sonra sabah bunu ben görmüştüm öyle. Yavru uçuruyordu. Burada duvar çıtası. Bir ona bakalım. Açmış ki. Burada güzel sakin maşallah. Evet, dumanda portakal kabuğu var. Biraz da ondan fazla sıkıyorum. Yani doğal bir, belki varsa üzerlerinde varova döksünler diye. Evet, bu da duvar çıtamız. Bunda da güzel bal var. Bu tarafında herhangi bir şey yok. Evet, bu şekilde kovanımı kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bunlara yapacağım işlem söyleyeyim ben size. Bundan sonra bunlara bugün olmadı, yarın bu yanlarına yarım şurutluk koyacağım. Sonra bu stoklarını bitirene kadar bunlar şurukluğun altına dalak yaptıkça detek gireceğim. Sistemi bu şekilde böyle götüreceğim. Bahar beslemesini yapacağız. Ampe temizi gireceğiz. 10 çıtaya dayanacak. Ve ondan sonra kovanlarımın içerisinde bu sene ben arıcılıkta yeni olduğum için arı çoğaltmaya gideceğim arkadaşlar. Yani bölme yapacağım sürekli. 5 kovanım var. 3 tanesini bala diye çalıştırmayı planlıyorum. 3 tanesini bal için planlıyorum. Diğer 2 tanesini sürekli bölmeler alıp yeni almış olduğum 10 tane kovanımı arıyla çoğaltmak istiyorum inşallah. Evet, kovanım bu şekilde. Bunu da böyle kapatıyorum. Hatta ben şu kartonu alsam mesem, neyse dursun. Yarım şurutluk gireceğim bunlara. Yani bugün olmazsa yarın belki yine kontrol ederim. Bundan sonra hepsine birer tane yarım şurutluk gireceğim. Ve aralar şurukluğun altına ihtiyaç duyup dalak örmeye başladığında ham peteklerini gireceğim arkadaşlar. Sistemi bu şekilde ilerleteceğim. Kovanı bu şekilde kapatıyorum. Evet. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer kovanlarımı da kontrol edeceğim. Ama şu an bunu böyle kapatıyorum. Kapalı yavru hiç göremedim bunda. Hiç yoktu arkadaşlar. Ama günlük yumurta yiyordum. Anamız içinde geziyor. İnşallah yiyecektir anamız. Çünkü şimdi bugün yarın polen taşıyacaklar.
Ve bu gelen polenlerle anamız da yavru yapacaktır. Bu şekilde kovanı kapattım arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.